Evet, şimdi bölüm 14'teki yüzeylerin sürekli olması konusunda ben burada bezier yüzeyler için bir örnek yapacağım size. Çünkü bunlar bizim için daha önemli aslında. Bir tane yüzeyimiz var diye düşünün ve o yüzeyin aslında şöyle çizeyim. Biraz kontrol vortekslerini çizeceğim sadece. Şöyle olsun. Ya bu yüzey aslında devam ediyor yukarı aşağıya ve sağa sola da. Ama ben sadece ortak doğrultuları olması gerekenleri çizdim. Onlar da son iki ve ilk iki düşündüğünüzde. İki farklı yüzey için. Onları çizmek istiyorum buraya. Bir de şurada var. Şöyle. Bir de şurada var. Şöyle yapalım. Şimdi mesela üstteki şu bir yüzey olsun. Alttaki de diğer yüzey olsun. Üstte şöyle yapacağım. Şu nokta, onları maviyle yazayım olmadı. Şu nokta benim. P 1 0. Şu 0 1 1 olsun. Koordinatları. Şu P 1 1. Eşittir diyelim. 1, 2, 1. Şurası da P1, 2. İki, bir, bir olsun. Bakın gördüğünüz üzere şu yön W. Çünkü ikincisi değişiyor. Şu değişti. Yani aşağı yönde U olacak bu tanımlamada. Yani şurası P2 0. Bir. 0 0 2. P2 0 da 0 0 2. Şurası P2 1. Bu 1 1 2. Şurası da P2 2. 2 0 2 olsun. Bu da koordinatlarını yazdım. Bu yanlış hatırlamıyorsam demin sunumda gösterdiğim şeyler. Vortexler. O yüzden o sunuma evet onlar tekrar onu paylaşırsam. Bir dakika. Bakın burada görüyorsunuzdur şu anda. Şu P1 ve P2. Şurayı aldım aslında. Çünkü son ikisini alacağım Surface A'dan. Surface A'dan son ikisini. Şurayı alıyorum. Surface B'den de ilk ikisini alacağım. Continuity'yi sağlamak için. Şuraları alıyorum şimdi. Bunları yazıyorum yani. Not olarak. Tekrar paylaşayım notları. Buraya üsttekinin son ikisini aldım. Alttakinin de ilk ikisini yazacağım. Alttakileri de kırmızı ile yazayım. Yine bu nokta. P. Pardon, bu sefer alttakine R demişiz. R diyelim. 0 0. Virgül koymuyorum. R 0 0'a yine 0 0 2 diyeceğiz. Çünkü bunlar ortak. Ortak olması demek bunların G 0'ı sağladığını gösteriyor. R 0 1. Yine 1 1 2. Şurası da R 02. Yine 2 0 2. O sunumdaki slide'da bakın şu orta noktaları ikinci yüzeyin bilinmiyordu bunlar. O yüzden bunları R 1 0 bu. R 1 0. Bunları bilmiyorum. Yani bu aslında R 1 0 X R 1 0 Y ve R 1 0 Z olarak bilinmeyen koordinatları var. Bunda aynı şekilde R 1 1 R 1 1 X R 1 1 Y ve R 1 1 Z olmak üzere 3 tane bilinmeyen koordinatı var.
Yine R 1 2 R 1 2 X R 1 2 Y ve R 1 2 Z. Bunlar da bilinmeyenler. Tekrar size hani hatırlatmak için sunum üzerinden göstereyim. Şurada bakarsanız şu R1 0, R1 1 ve R1 2'ler bilinmiyor. Bunları X, Y, Z cinsinden yazdım şimdi. Şu şekilde oluşturmuş olduk bunları. Şimdi bizim yapmak istediğimiz bunlar arasında bir şey oluşturmak. Yani G1 continuity oluşturmak. Yani şey diyelim, bir diyelim. For G1 continuity ne olacak? Each set of three control vertices. Yani şu burada çizdiğimiz kontrol vertexler aslında collinear olması lazım. Across both patches must be collinear. İkinci olarak da ratios of distances must be equal. Yani hem aynı doğrultuda olacaklar hem de oranları eşit olacak. Must be equal. Yani bunlara bakın. Şimdi oranları şunları göstereceğiz aslında oran olarak. Şunun oranıyla şunun oranı. Hani bunlara değer verirsek şöyle siyahla göstereyim. Bu A olsun. Bu B olsun. Şu ikincisini A üssü, B üssü diyelim. Şuna da A2 üssü ve B2 üssü diyelim. Yani burada demek istediğimiz A bölü B eşit A üssü ve B üssü eşit A2 üssü, B2 üssü. Bu da constant C diyelim. Şimdi bunu yaparken bakın aradaki farkları yapacağız dedik. Sunumda da göstermiştik. Şu P1 0 ile P2 0 arasındaki fark. Yani şöyle yazıyoruz bunu. Altına yazayım. P1 0 eksi P2 0 bölü P2 0 eksi pardon R2 0 eksi R1 0 değil mi şurada? Hatta yani P2 0 demişsiniz. Sonra R0 0 demişsiniz. Önemli değil. Şurayı düzeltelim. R 0 0 diyebiliriz ya da P2 0 diyebiliriz. Aynı şey zaten değerler aynı. Bu oran eşittir P1 1 şuradan P1 1 bölü eksi P2 1 bölü yine R 0 1 eksi R 1 1 bu da eşit P 1 2 eksi P 2 2 bölü bakın şurayı yazdım R 0 2 eksi R 1 2. Bu da constant olacak. Bu koordinatları yerine yazarsak arkadaşlar buraya. Bakın P1 0'da 0 1 1 var. Bunları matris halinde yazalım. 0 1 1 şöyle. Eksi 0 0 2. Şurada bakın 0 0 2. Aşağısında da 0 0 2 eksi bu sefer R1 0 X R1 0 Y R1 0 Z bu eşittir devam edersek 1 2 1 eksi 1 1 2 yani bakın şurada 1 2 1 ile 1 1 2 yine 1 1 2 ile şunları yazacağım bölü 1 1 2 eksi R 1 1 X R 1 1 Y ve R 1 1 Z. Şöyle yazıyorum. Bu da eşittir. 2 1 1 eksi 2 0 2 bölü 2 0 2 eksi R 1 2 X R 1 2 Y ve R1 2Z.
Şu şekilde oluşuyor. Bunları düzenlersek, bakın çıkarma işlemlerini yapalım burada. Sol tarafta işte 0 eksi 0'dan 0, 1 eksi 0'dan 1, 1 eksi 2'den eksi 1 geliyor bakın. Yani 0, 1, eksi 1 geldi yukarıda. Aşağıdakileri de yaparsak eksi R1, 0, X, eksi R1, 0, Y ve 2 eksi R1, 0, Z geliyor. Buna eşittir diyeceğim. Yine yukarıdan bakarsanız 1 eksi 1'den 0, 2 eksi 1'den 1, 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Bölü aşağıda da 1 eksi R1, 1 X, 1 eksi R1, 1 Y ve 2 eksi R1, 1 Z gelecek. Buna da eşitleyeceğim. Yine yukarıdan 0, 1 eksi 0'dan 1, 1 eksi 2'den de eksi 1 gelecek. Bölü aşağıda da 2 eksi R1 2 X eksi R1 2 Y ve 2 eksi R1 2 Z. Şöyle yapalım. Ve bunların değeri sabit. Constant. Mesela bu constant'ı biz 2 diyelim. Yani onun bilinmesi lazım ki şu alttaki katsayıları bulalım. Yani şunu assume. C eşit 2. Bu herhangi bir değer olabilir. 1,2 olabilir. 1 olursa mesela if C eşit 1, bu C1 continuity'dir. Farklıysa G1 continuity'dir. Bu şekilde hani bunu da tanımlayabiliriz. Şimdi bunu tüm eksenler için ayırırsak, mesela x ekseni için yazarsak öncelikle, bakın x ekseni için 0 bölü R1 0. 0 hani x axis diyelim. 0 bölü R1 x eksi eşittir 0 bölü 1 eksi R1 1 x. Sadece x'leri yazıyorum. Eşittir 0 bölü 2 eksi R1 2 x. 2'ye eşit. Buradan gördüğünüz gibi R'leri bulabiliyoruz otomatikman. İşte diyelim. R1 0 x eşittir 0. R1 1 x eşit 0,5. Ne yaptık aslında? Şunu 2'ye eşitledik. Bunu bulduk. Şunu 2'ye eşitledik. R1 1 x'i bulduk. Şimdi de bunu 2'ye eşitliyoruz. Onunla da R1 2 x'i buluyoruz. Tek bilinmeyen kaldığı için kolaylıkla bulunabiliyor. Bunları bulduk. Bunun aynısını Y ve Z eksenleri için de yapabilirsiniz. Do the same for y and z axis. Ve sonuçları siz de bulabilirsiniz bunların. Hani onu size alıştırma bırakayım. Dersimiz bitti şu anda çünkü. Ama mantığı bu şekilde. Bunları da bulup bakın şu eğer bilinmeyense bunlar. Yukarıda işte fonksiyonda şunlar bilinmeyense bu koordinatları kolaylıkla bulabiliyorsunuz aslında bu şekilde. Sürekliliği Bezier körlerde G1 sürekliliğini sağlamak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bununla konu anlatımını bitireceğim bugünlük. Herhangi bir sorunuz var mı? Hocam konuyla ilgili değil de bu 7. haftadan sonra derslerin azalması ile ilgili bir nasıl bir yol izleyeceğiz? Bir dakika ben o zaman ders kaydını şimdi durdurayım.